Konnichiwa. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün nereye geldim ya? Çok heyecan verici. Şu an bir mutfağın içindeyim. Sushi mutfağı, zaten anlamışsınızdır konseptten. Çağın şefimle birlikte bugün sushi yapıyoruz. Evet, hadi yapalım. Çok heyecanlı. İnşallah bugün zehirlemezsiniz. Bak galiba. İçindeki yörük çıktı şu an. Hani bugün biraz Asyalı olacaktım ama yani çıktı. Boşver, sen yörük ol, ben de Trakyalı olayım. Şimdi ben bu arada yaparken tabii ki her zamanki gibi Çağın abiye soracağım. Mesela diyeceğim ki, nasıl abi, neden olmak istedin? Öyle doldum herhalde ya. Pastacıyım normalde. Pastacıyım ama yani en zoru zaten pastacılık mesleğiydi. Bu daha bir kolay geldi. Şef olunmaz, şef doğulur arkadaşlar. Hani bunu da burada söylemiş olalım. Bu arada arkadaşlar, az önce Çağın demişim ustama. Çağma. Beni şimdi kovacaklar, anladın mı? İlk günümden kovulacağım. Bunu da şöyle bir giriş yapmazsam olmaz. Bu yani bu okey değil mi? Bu Japon güzel konsept getirmişim. Yani. Görüyorsunuz arkadaşlar. Genelde... Konsept deseniz de var. Görüyorsunuz. Yani buraya gelmişim. Usta böyle bir hazırlıklar yapıyor. Ben hala burada. Aa, bunları saracağız. Bakın. Mat. Göstereyim. Mat. Evet, satalım hadi bakalım. Hadi bismillah. Round one. Five. Çok heyecanlı değil mi? Evet. Oo. Koy, direkt şöyle yap tamam. Şimdi. Evet. Yatıyorsun ya. Buradan böyle bir parmak gibi. Boşluk bırakıyorsun. Buradan da pirinci bir parmak uzatıyoruz. Bu bildiğimiz dişi erkek gibi. Evet. Oramaki sarımı yapacağız. Pirinç yukarıda olacak. Tam bir halka gözükmesi için. Bir tarafı içeride, sonra bak bu tarafı da böyle. Evet. Uzatıyoruz. Evet. Dağılmaz zaten bak. Pirinç elini hazırlıyor. Abi nasıl dağılmıyor? Güzel. Neden dağılmıyor? Şimdi nasıl yapıyorum? Ne yapıyorum şimdi? Ne yapalım? Filadelfiya yapalım. Ben sana bugün bol bol çiğ somon yedireyim. Ha olur, okey. Ben o yerim arkadaşlar. Omega 3 ol. Hasta olmuş. Biraz vitamin o. Evet, aynen. Omega 3 almam lazım. Bir bende B12 annemiz de var zaten. B12'de hiç fena bugün olmaz. Bugün bol bol vitamin vereceğiz sana. Evet, aynen. Çok sert bir peynir. Yavrunun yüksek. %100 olması lazım. Normal yediklerimizin kaç ki yavrunu ustam? Ya daha düşük yapıyorlar. Bazılarında ekme peynir de kullanıyor. Evet. Arkadaşlar bakın, orijinal kullanıyoruz. Hani sushi'mizi de orijinal yapıyoruz yani. Avokado aldık. Evet. Şimdi nedir bunun muhteviyatı? Filadelfia'mızın. Sadece peynir anne aslında. Peynir ve somon. Evet, adı itibariyle derken yani Philadelphia'da peynir çok meşhur olduğu için mi? Hani o marka aslında, o peynir marka içine konuluyor. Aslında ya. Bu uramaki sarım suşiler aslında şöyle. İlk Kaliforniya, Amerika'da, Kaliforniya'da yani beyaz ırk daha üstün, siyah ırk daha alt gibi bir muhabbetle çıkmış bir şey aslında. Pirinç o yüzden üst tarafta. Olayı kes! Arkadaşlar ilk defa atlıyorum şu an bunu. Öyle yani, ben de araştırdım. Öyle bir şey çıktı. Öyle diyorlarmış. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış sorgulanabilir ama evet. Böyle çıkmış. O yüzden Kaliforniya olan da Kaliforniya. Şimdi Türkiye'de bizde malum şeflerimiz. Şimdi gelir herkes altına, herkesin bildiği doğru çünkü bizde. Hepinizin bildiği doğrudur arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Herkesin bildiği doğru, sıkıntı yok. Doğru tek değildir arkadaşlar, hadi sıkıntı yok. Evet, ne yazarlar altına? Bir şey diyordun sanki, çok merak ettim usta. Yazarlar herkese, herkesin doğrusu vardır. Yani ben bugüne kadar şöyle bir şey yapmadım da. Yani bizde Türkiye'de standart şef şeyleri, o yüzden biz daha çok şef değil de üretken insanlarız, öyle diyelim. Tabii, şeyden. İçerik üreticisiyiz. Biliyorsunuz biz de, arkadaşlar. Ben de içerik üretiyorum işte. İçine koyuyoruz, üretiyoruz. Aynen. Bir şey yaptığımız yok. Arkadaşlar alın size bombe. İşte oldu. Bak gördünüz ne güzel yaptım. Yani yaptım derken ben enerji verdim burada hani. Gelene bol bol çiğ somon yedireceğiz. Somon almış başını biliyor. Fiyat olarak. O yüzden çok yeme. Filadelfia'mızın muhteviyatında avokado. Abi bu arada avokadonun her şeye neden bu kadar yakışıyor ya? Yani. O yüzden koymuşlardır ya. Yani bu, genelde bizde şey hani böyle Filadelfia standart çok çeşitli yapalım. Klasik, şöyleydi, böyleydi. Bak da en çok talep böyle, arsalep ya. Aynen. Böyle dediler, böyle Philadelphia. Yoksa herkes şimdi yine dediğim gibi altına yazar, Philadelphia öyle mi olur, böyle mi olur? Nasıl istiyorsanız öyle olur. Arkadaşlar Philadelphia böyle olur. Aksini iddialarla arayıp olur. Oldu ha. Bakın. İlk sushi'm. Al sana bombe dediğim gibi. Ama biz bunu kabul etmiyoruz, hepsini Çağman Usta yaptı. Arkadaşlar yani şu anda öğrenmeden nasıl yapabilirim? Hayatta bir kişi sushi mi yapmışım? Tamam biz de yetenekli bir insanız ama. Evet şimdi bu ustalık eseri. Şimdi benim kalfalık eserim geliyor. Çok... Senin böyle bir tarifi özel, ben yani bunun muhteviyatı benden sorulur dediğin bir şey var mı ustam? Çok yapmıyoruz, çok bir şey değil ya. Yani... Abi senin bu mütevazilin girdiğimizden beni öldürdü. Vallahi çok zor bir şey yok yani şimdi. Benim duyduğum var, en çok giden sebzeler olan garden strip, hani gizli bahçe manasında diye turistlere şey yaptığımız. Bu var hani, ama çok bir şey yok. İçinde takuan var, salatalık, avokado. Bu yani yine sebze, takuan dediğimde... Takuan bu. Japon turbu turşusu. Ay çok güzel bir şey bu arada. Tatlı bir şey, çok güzel böyle. Evet, ben çok seviyorum. Güzel yok yani, istediğin
İstediğini koy adını, adı koysun. Ceren. Ne diyeyim? Ceren rol yapıyorsun. Eksiz rol yapıyor musun sen de? İşte garden olan herhangi bir balık ürünleri yok. Yani biz zaten öyle şey yapmıyoruz. İçine tavuk da etli, koyup da yaptığımız suşimiz yok. Öyle bir şey. Ama zaten suşi öyle bir şey değil yani. Hani. Ya öyle değil. Yani yapan var. Onların kültürlerinde de pişmiş olarak içine koyup da o da Kobe et olması lazım. Yani sığır et olarak da hepimiz bir et. Evet. Yoksa tavuk vesaire öyle şeyleri yok. Genelde balık hep şey balık. İnsanlarda şöyle bir algı var, bende de vardı ilk suşi yemeden önce, ya çiğ balık yenir mi? Ama öyle değil ki tabii. Deniz ürünlerinde kabuklu, deniz kabuklularına ağır çiğ yenebilir aslında. Çiğ yenecek, problem yaratacak en büyük şey tavuktur. O kesinlikle. Da bakterisinden ötürü, salmonella'dan ötürü, yoksa sığır etini de tazeyken çiğ yiyebilirsin, sıkıntı yaratmaz. Evet arkadaşlar, zaten biz avcı bir ırktan geldik biliyorsunuz. Avcıyız yani hani. Haksız ya, mıyım? Evet, ben alacağım bir de gidip, Allah Allah. Veriyorum bak. Ha, evet, ayarladım. Aldım. Bandır, Nuriye. Nuriye bandırdım. Aldım Nuriye. Hani şey, aspirinci. Nuriye bandırdım. Süper, tamam. Şimdi yapıyorum. Arkadaşlar bakın. Nasıl yapacağımı bakın ve görün. Bakma, dağılmaz zaten. Böyle çek. Tırnağın ucuyla da çeksen olur böyle. Aynen. Çok ezdirmeden çektin mi? Aynen. Hiç güzeldir aslında. Ezmeden bolcana çekeceksin. Tamam. Sıktığın zaman olmaz. Olmaz arkadaşlar. Bu arada bu benim ilk suşi yapıyorum yani. Hani. Öncesine göstermedim. Şey olmasın. Ama şu an şike var, kabul etmiyoruz. Yok canım, yapmıyor azıcık ucundan dokundum. Arkadaşlar ustalar hep yardım eder böyle yani. Siz listese bakmayın. Evet, şimdi ne yapıyorum? İçine bir şey mi koyacağım? Direkt kuramak sadece zaten. Çevir. Aa, çevirdim. Bir dakika, ben de yapmak istiyorum. Neden dalmıyorsun? Çok güzel. Biz buna pirinç piştikten sonra şeker ve mirin, sirke, hani konfere, şerbet yapıyoruz. Şerbet diyorum ben ona, başkaları ne diye tabir eder bilmem. Ne yapıyorum. İstiyorsam her şeyi yatay koyacağım. Tamam, her şeyi yatay koyuyorum. Çok, tamam mı? Koyma, patlamasın. Tamam. Azar azar. Atıyorum, takuan koy. Takuan koyacağım. Bunun adı Ceren rol olsun. Evet, aynen. Arkadaşlar gelip Ceren rol isterseniz demeyin yani. Bu Çağman Usta'm benim aklımda mı tutacak Ceren rolü? Sıkıntı yok. Kayıtta ne varsa onu koyarız içine. Bakarız sonra da. Ne koyalım başka? Yengeç turim var. Karides istersen koyabilirsin. Karides koyalım. Tamam. Ama o kadar patlatmaz mı? Çok oldu. 3 tane şöyle koy. Tamam. Normalde biz 4 tane koyuyoruz. Bu arada benim malzemeden kısmam hani. Dükkanın sahibinin 4 tane koy demesi ama ben yok yok dememiş. Hemen kendimi böyle kaptırıyorum. Çünkü biz kıtlıktayız. Ekonomik sorunlar var. Lütfen. Evet, şimdi dürüyorum bunu. Çok az olabilir. Biraz daha salata. Şimdi neden versen? Çok katı ürün oldu. Biraz doldurması için. Doğru değil mi? Doldurması için. Salatalık. Ya şu salatalık böyle jülyenliğine bakın ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Sen böyle doğrayabilir misin Ceren? Az bir peynir yine çekelim. Evet, aynen. Ama ben yaptım bunu arkadaşlar. Biliyorsunuz bu benim. Al peynirsin. Şike var yani. Kabul etmiyoruz değil mi arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bak, benim peynirin ortama giriş şekli. Çorbayı. Ama Nuri'yi yırtmadan çok hızlı yapmamız lazım. Nuri yırtılacak artık birazcık. Tamam, şey hadi. Bak. Hadi bir şöyle bastır. Bastırdım. Evet. Tamam, yaptık ilk turu. Yaptık, tamam. İlk turu yaptık. Hadi bakalım. Ben yani şu sıvazlamayın. Bazıları şöyle, ben çocuklara da gösteriyorum, sıvazlıyor. Bu sıvazladıkça ürün dışarı çıkıyor. Şöyle tut. Tamam. Allah'ım ya, Ceren rolün tipine bakın, çok tatlı değil mi? Hadi bakalım. Böyle. Evet, koy. Tamam, direkt böyle kare şeklinde. Hı. Kare. Aslında şöyle elinle bak, tam bak, şöyle kare şeklinde. Tamam, tutça. Şöyle tuttum. Aynen. O kendi şeklini alır zaten, zorlamana gerek yok, evet. Dediğim gibi. Pilavlık pirinç değil, farklı bir pirinç olduğu için öyle şey yapmaz zaten, bak beton gibi oldu. Bir şey söyleyeceğim. Yaptım arkadaşlar, yaptım. Bakın, bakın. Hem de gayet güzel, bol malzemeli oldu. Acıyı seviyordun değil mi? Ben acı çok severim. Ben onu sashimi, tokaraşi, baharata bandıralım. Aa süper, hadi bandıralım. Ceren bunu yersin inşallah. Ben bunu yerim arkadaşlar. Ceren ağzına wasabi koyacaksın. Tamam. Aa, ustacım bak, wasabinin içindeki acı muhteviyat hani bir şey, mesela şey acısı oturup gibi değil. Oturup acısı gibi. Adana biberi acısı gibi değil, değil anladın acısı. Mı? Oturup acısı, öyle düşün. Aynen. Oturup acısı. Yani şey böyle yerken böyle benim yakarken hoşuna gidiyor ya o acı, acı sevmek adana, oradan geliyor. Adana biber burnundan çıkar acısı. Evet. Oturup acısı başka yerden abi, çıkar acısı. Ha, aynen farklı. Ya beynime gidiyor, direkt beynime gidiyor. Vaaav. Wow. O bile tam olmamış Ceren. Çünkü annem benim yüzümden elimde... Ya var ya, bunu dürüm olarak yersiniz bak. Dürüm yersiniz bunu yani. Ceren şimdi bunu bir güzel sunum da yapacak. Bambu yapraklarımız var burada. Bambularımı yapacağım hem de. Arkadaşlar bu bambu yaprağı değil evet. Mi? Bambu yaprağı. Ve bu gerçekten... Salambura. Abim bambunun meşhur olduğu yer neresiydi? Yani bütün Asya'dan gelmiş bir bambu yaprağı. Yoksa genel kültürünüz yok mu Ceren Hanım? Yoksa araştırmıyor musunuz? Serikeselerde yetişmiyor. Peki bu yenir mi?
Denedim, olmuyor ya. Kerem Hanım, bir dener misiniz? Yenir mi diye. Abi hayır, şu an sunumum mahvolacak. Yedik, sunum yaptık. Salonda yapmak aslında. Yani öyle. Belki adamlar kendileri tazeden kavurup bir şey yapıyor olabilir hani, köylüleri vesairesi. Bizdeki asma yaprağı gibi yenmiyor ama yani. Yok. Asma yaprağımı ters tek geçerim o zaman, biliyorsunuz. Belki hayvanlar yiyebilir ama insanın yiyebileceği şey değil. Ağzını keser, öyle değil. Evet. Benim yaptığımı dizeyim. Tamam. Ben de kendi yaptığımı dizeceğim o zaman, değil mi yani? Usul olur. Yani. Sen daha. Evet, hem ben pembe de severim. Bu da pembeye yakın bir renk. Ya ne tatlı oldun ya sen. Ay seni yiyemez kimse artık. Oradan bakınca çok acı çekmeyi seven biri gibi. Yani şimdi her şeyi çok çok yiyorum. Bunu da çok çok yiyorum. Evet arkadaşlar, bunun adı Ceren Rol. Buyurun gelin yiyin. Bu da Philadelphia Rol. Hani. Ben ilk defa yaptığım için biraz buldumcuk gibi davrandım. 50-50 oldu. Yarı Ceren, yarı Philadelphia. Ama sushi genel olarak bence sevilesi bir şey ya. Eşim, ben dükkandan çıkıyorum demem, ben yoldayken ben geliyorum derim. Hep sushi istedim. Çıkıyorum dediğim zaman çünkü hemen sushi istiyor. O yüzden yoldayken arıyorum, ben geliyorum bir şey istiyorum. O zaman buradan da bir itiraf geldi mi? İtiraf geldi. Evet. Görüyorsun yengem. Yengeçim artık yoldayım dediği zaman dükkanda olduğunu bil ve ona göre sushi istemeye kesin devam et. Zaten. Evet, süper. Arkadaşlar görüyorsunuz ki bir günlüğüne suşici, bir günlüğüne ama bir saat. Suşici olma deneyimim ama iyi bir öğrenci miydim? Hani okey miyiz benim için? Elin alışır canım. Ne? Yok ya, alışık değil. Abi sen çok mütevazısın Çağan abi ya. Çağman abi ya. Bir şey diyeceğim, ben aldığım çoğu personel ikini de saramıyor, kaçıp gidiyor. Bir de o... Ama benimkini sen sardın. Ya onları ben, onlarınkini sarsam da olmuyor. Zaten şu istiyorum. An şike var arkadaşlar. Her şeyi Çağman abi yaptı. Ceren sadece şunu koyalım falan dedi. Ama bu da bir yetenek biliyor musun? Neyle neyin yakışacağını ben yani, anlayış yaptım. Yani yiyince yakışacağını ben de tatacağım bir tanesinden. Yakışmışım göreceğiz. Hadi görelim o zaman. Arkadaşlar en sevdiğim bölüme geçiyoruz. Yaptık tamam, her şey güzel. Güldük, eğlendik, artık yemek yiyelim. Gel. Kırıyoruz daha bunu değil mi? Kırıyoruz. Genelde böyle yapıyorlar. Yani burada çapak kalabiliyor böyle aşağı. Şöyle yapmakta bir yarar var. Abi bunu ilk defa öğrendim bunu da ya. Allah buraya her yeni bir insana tanışınca ne kadar cahil olduğumu evet, fark ettim. Bilgi paylaşmış şekilde. Gerçekten inanılmaz bir şey ya. Yeni insan yeni bilgi. Evet sen tamam, ben de şimdi kendimkini yapacağım. Evet, gerçekten atıyor. Hayatımda hiç yapmamıştım daha önce ve kimse de söylememişti. Çok güzel. İyi ki varsın Çağman'a. Yapmakta yarar var ya, ne olur ne olmaz diye. Çok çok sushi yediği belli. Bakalım, Ceren'in yaptığı nasıl olmuş? Bekliyorum. Acı sonradan gelir değil mi? Ama ben bunun acısı çok güzel bir acı. Dedim ya, bunda mandalina kabuğu falan var. Mandalina ya, değişik bir acı. Acısı benim hoşuma çok gitti. Ama diğer el yapımı şeyler satılıyor muydu? Soslar mı? Sosları satıyorum. Tamam bunları. Süper. Soslar satılıyor. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Beğendin mi usta? Hani güzel canım. Harbi konuşalım ama bak. Güzel. Ben seni bekliyorum. Bol wasabi'li ne zaman yiyeceksin diye bekliyorum. Ha. Bak hep onu bekliyorum. Soy sosu hani, bize niye soy sos vermedin? Bence en aslında balık sosu içeresim var da. Balık sosu hiç yedin mi içtin mi? Hayır ama içerim. Ben yenilikleri açayım. Ciddi misin? Yok. Arkadaşlar görüyorsunuz ki dış ses çalıştırmakta bir numaralar. Pardon, işin ne? Yani dış ses çalışıyor ve aç bırakılıyor hiçbir şey. Peki arkadaşlar, Ceren bunu sizce atabilir mi? Atamazsın Ceren. Kokla bir yere. Bir atmalı mıyım? Yani bir bak kokla. Bir kokla ondan sonra. Kokusu geliyor bu arada. Şarlanıstan. Bir derin kokla, ağzını atma hemen öyle. Abi bunu yapamam. 250 mitli yemiş insansınız ya, bunu yaparsınız. Balık sosu böyle. Ama içinde sanki okyanusun bütün balıkları varmış gibi. Yani bunu ançuezi tuzla beraber, deniz tuzuyla beraber kirimitlerle bildiğin çürütüyorlar. Arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Okyanusun bütün balıkları ve balina da dahil. Kanaldan yüzde kaç hisse veriyorsun sekreterse? Vermiyorum, vazgeçtim. Sendeki bu azim yüzümü çok korkuttu. Şişelik yer gibi geliyor, boş ver. Arkadaşlar biliyorsunuz bu arada Furin Sushi'deyiz. Ve de ben buranın en çok şeyini beğendim. Gerçekten Japonya'da ara sokakta sushi yiyormuşum gibi oluşuma. Böyle bir konsept. Hani bizim öyle herkes gelsin oraya yok. Hani herkes gelmesin bu arada, onu da söyleyeyim. Az az insan gelsin. Her gün limitli şey yapıyoruz. Böyle çok ağam şeyler yapmıyoruz. Gerçekten senin böyle sevgiyle yaptığını işte anlıyorum. Herkes gelmesin bu arada falan. Bu arada bir şey olduğunu istemiyoruz. Normal yemek yapıyoruz. Yemek yiyenler gelebilir.
teşekkür ederim ya her şey için. İlk defa da sushi yaptım. İlk defa kendi yaptığım sushi yedim ve benim sushi'me puan vermeni istiyorum İstanbul'da. Valla güzelmiş ya. Yani ondan 10 üzerinden. Valla 8.5. 1.5 mu? Yoksa ben şeffaf konuşurum yani üstü 3 derim. Bak etmişim de derim yani affedersin. 8.5 aldım şu anda. Bir dış ses tadına bakabilir mi? Bakabilirsin hadi bak hadi Allah'ım kafayı. Çamlı Usta'nın bu arada arkadaşlar hazırlığı falan var. Biz erken saatlerde geldik. Bizim için erken açtı. Kahvaltı yaptık. Evet aynen kahvaltı yaptık ve hazırlığından falan senin zamanı abi, çok almak istedim. Abi bu mu acı ya? Hı? Acı mı bu? Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bu da bunu içmek istiyorum. Çünkü ben geçen geldiğimde bunları içmiştim. Instagram'dan takip edenleriniz biliyor. Bu Türkiye'de satıp, bu arada annem sordu ki bunu Türkiye'de nereden alabilmişiz? Ben dedim yok. Toptancılarda var, yeni yeni başlamışlar. Yani buradan alabilirler. Alacak olanlara şey yaparız ama güzel, gayet de başarılı. Mojito gibi. Aynen mojito gibi, alkolsüz mojito gibi ve çok ferahlatıcı. O yüzden ben mutlaka Yedal Fiyan'ın yanına çok yakışacağını düşünüyorum. Gelecek olanları da söyleyeyim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ayrıca Fulin Sushi'ye bizi bugün mutfağa soktuğu için de çok çok teşekkür ederim. Hayalimdeki içeriği çektim evet. Çok ne sağ demek, olun ne zannettim. Bir dahaki sefere belki bok da yaparız. Alev almazsa onda da belki olur. Ceren alev aldı. Ya da şey kek. Kek de yapabiliriz. Evet, Japon, o, Japon keki evet. Sizi seviyorum. Aşağıya sosyal medya hesaplarını bırakıyorum. Paket servisimiz de mevcut. Seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.